Siyasete Bakış'tan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün konuğumuz programımızda HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül. Sayın Bülbül, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Yoğun bir bütçe mesaisi, tabii kesintisiz 10 gün geride kaldı. Bu hafta sonu itibariyle bitiyor. Bir süre daha çalışacak meclis belki ama sonra bir dinlenme imkanı bulunacak diye bekliyorsunuz biliyorum. Şimdi yoğun da siyasi hem bütçe tartışmaları var bir yandan hem de HDP üzerinden yürüyen yoğun bir tartışma var. Özellikle MHP Genel Başkanı'nın çağrıları üzerinden dedi ki aslında ikincisini yaptı açıklamasının. HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı üstelik dedi. Şimdi Sayın Bülbül tam da reformla ilgili tartışmaların da olduğu bir dönemde Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı, bu yorumları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne anlama geliyor sizce? Teşekkür ediyorum. Öncelikle affedersiniz MHP ve Bahçeli bu politik yaklaşımıyla AKP'nin paralel yapısı olduğunu ifade ediyor. Daha önce cemaat ve benzeri üzerinden yapılan ama AKP'nin de aslında bir tür rızalık verip de tepkiler karşısında biz yapmıyoruz, cemaat yapıyor dediği pozisyon ortaya çıkmıştır. Şu anda kendi siyasi mülahazalarını siyaset ortamına, Türkiye'ye kendi istediği doğrultuda şekil verme çabasını Devlet Bahçeli ve MHP'li ile yürütüyorlar. Şimdi bir siyasal partinin genel başkanı başka bir siyasal parti için bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır diyemez. Bu hukuken bir suçtur, siyaseten de bir suçtur. Devlet Bahçeli bu yaklaşımlarıyla hukuka, siyaset yapma hakkına, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine karşı suç işlemiştir. HDP Türkiye'dir. HDP'yi kapatmak Türkiye'yi kapatmaktır. Çünkü HDP milletvekilleri, bileşenleri yaptığı politika, toplumsal duyarlılığı, Türkiye'deki toplumsal kesimlere olan alakası, onların sorunlarını dile getirmesi itibariyle Türkiye'leşme tartışması çoktan bitmiştir. Biz Türkiye'leşmiyoruz. HDP Türkiye, Türkiye HDP'lileşiyor. Tekrar söyleyeyim. Biz Türkiye'leşme sürecini çoktan bitirdik. Artık Türkiye HDP'lileşiyor. Bahçeli'nin ve AKP'nin yaklaşımı bu hezeyanları bundan dolayıdır. Bunlar ekonomik olarak, dış politika olarak, diplomasi olarak, ahlaken, toplumsal ilişki bakımından, siyasal tercih bakımından Cumhur İttifakı, AKP ve MHP çökmüş durumda. Bu çökmüşlüğünü kendilerine düşman yaratarak, bu çökmüşlüğünü karşıt oluşturarak, bu çökmüşlüğünü örneğin Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya ey diye seslenerek Türkiye'de muhalefetin en önemli temsilcisi olan partimizi tehdit ederek, ki bu bir tehdittir, bakın bir başka yetkilileri ağza alınmayacak laflar kullandı. Sayın Bahçeli de ifade etti. Haşere sözleri çok tartışıldı. Geçmişte soykırım davalarına konu olmuş bir ifade. Evet, soykırım davalarına konulmuş ifade karşısında hukuk kurumunun sessiz kalıyor olması, muhalefetin bir kesiminin sessiz kalıyor olması son derece ibret vericidir. Bu bugün HDP'ye yapılıyor, yarın muhalefetin diğer bölümüne yapılacak ya da bugün HDP'ye yapılıyor olması diğer muhalefetin tehdit edilmediği anlamına gelmez. Dikkat ederseniz daha önce Devlet Bahçeli yaptığı açıklama sonrası AKP içerisinden Numan Kurtuluş'un bir açıklaması vardı. Aslında bu söylem biraz da Kurtuluş'a biraz da AKP'ye yönelik bir tehdittir de aynı zamanda. Şimdi bu siyaset yapma şekli değildir. Bu mafya, bu çetevari bir yaklaşımdır. Bakınız infaz yasasıyla bırakılan, donatılan, yetkilendirilen Mehmet Ağarlar'la diğer çete eskileriyle fotoğraf verenler şimdi adeta bir devlet yetkilisi gibi, adeta bir hukuk kurumu gibi çalışıyor. Aslında ortada hani Sayın Demirtaş'ın Tahir Elçi katledildiği zaman seni de katleden devlet değil devletsizliktir söylemi var ya, aynı o şu anda geçerlidir. Devletsizlik, hukuksuzluk, anayasasızlık
ve giderek de çok affedersiniz özür diliyorum ahlaksızlık söz konusu. Şimdi bu böyle olunca bunun karşısında söylenmesi gereken şey şudur. HDP sadece 8 yıllık bir siyasal parti değildir. HDP Türkiye Devrimci Demokratik Hareketi'nin, Kürt Siyasal Demokratik Hareketi'nin, kadınların, gençliğin, emekçilerin, işsizlerin, yoksulların umudu ve temsilcisidir. Biraz önce söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Biz Türkiye'lileşme sürecini bitirdik. Türkiye HDP'lileşiyor. Ne anlama geliyor? Bunu açar mısınız Sayın Bülbül? Hani Türkiye HDP'lileşiyor derken neyi kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum. Bakın bizim bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden söylediklerimizi ben size sadece kendimin, diğer vekil arkadaşlarım değil, beni Bayburt'tan, Tokat'tan, Amasya'dan, Çorum'dan, Düzce'den, Aksaray'dan, Hatay'dan, Kırklareli'nden arayan dostlar, yaptığımız konuşmalar, konuşmalarımızın içerikleriyle ilgili düşünceler, destek ve iyi niyet ifadeleri söz konusu oldu. Bu illeri özellikle saydım. Tabii ki Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den, Urfa'dan, İstanbul'dan. Onlar başka şey. Onlar zaten bizim direkt ilişkide olduğumuz toplumsal tabanımızı teşkil eden, toplumsal varlığımızı teşkil eden bir yapı. Ama bu saydığım illerden bir teveccühün olması, buradan aranıyor olması, Bayburt'tan bir yurttaşın arayarak desteklerini, düşüncelerini belirtiyor olması bir başka şey ve bu sadece bir yurttaşı temsil etmiyor. O anlamda diyorum ki Türkiye HDP'lileşiyor. Neden? Aslında Türkiye, mazlum halkları, Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'de kadınlar, işçi sınıfı, yoksullar toplumsal barış istiyor. Bir arada eşit yaşam istiyor, eşit yurttaşlık istiyor, layık demokratik bir Türkiye istiyor. İşte bunu da biz organize etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye HDP'lileşiyor. Türkiye'nin HDP'lileştiğini gören, ırkçılıkta, inkarcılıkta, tekçilikte ısrar eden siyasal yapı, bizi yok etmeye, bizim üzerimize gelmeye çalışıyor. Bakın kayyum atamaları, gözaltılar, son derece hukuksuz şeyler. En bariz örneği sevgili Ayhan Bilgen örneğin işte. Selçuk Mızraklı, diğer arkadaşlarımız, Ahmet Türk. Ahmet Türk Türkiye'de herkesin barış, demokrasi, adalet, eşitlik düsturuyla sevdiği, saydığı bir insan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken yerine kayyum atanması. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil ve Süleyman Soylu'nun gelip oh oldu, iyi yaptık, işte para halka gidiyor. Para halka gitmiyor. Para tirollere gidiyor. Para oluşturulmuş çete yapıya gidiyor. Para kendi aralarında pay ediliyor. Para beşli çete dedikleri işte Cengiz'dir, Limak'tır vesaire buralara gidiyor. Halka para gitmiyor. Bu pandemi koşullarında, bu yoksulluk koşullarında halkın hangi ihtiyacı karşılanmıştır? Ne sağlık ihtiyacı, ne barınma, ne ısınma, düşünebiliyor musunuz? Yani bu kış koşullarında, bu pandemi koşullarında halk büyük bir yoksulluğa gark edilmiş ve bunun karşısında son derece aymaz ve pişkin bir tutum. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne akıl ve fikir ve yöntem üretileceğine kalkıp HDP açılmamak üzere kapatılmalı. Asıl MHP açılmamak üzere kapatılmalı. Çünkü MHP Türkiye'de demokrasiye, eşitliğe, adalete hizmet eden bir şey yapmıyor. MHP mevcut konjüktür içerisinde kendisine bir şey yakalıyor. Bir AKP'ye yamanıyor, bir efendim DSP'ye yamanıyor, bir 12 Eylül öncesinde olduğu gibi MC hükümetleri içerisinde yer alıyor. Aslında 1960'tan bu yana MHP devlet kurumlarına sirayet etmiş, devleti işlemez hale getirmiş, devlette usulsüzlüğü bir yöntem haline getirmiş ve devlet kurumlarının sanki kendisinin tapulu malıymış gibi davranan hukuksuzluk içerisinde. Bütün bunlar suçtur ve bütün bunlar bağlamında MHP tarihi bir yargılanmaya tabi tutulmalıdır. Evet. Şimdi Sayın Bülbül, tam da böyle bir, hani bir yandan işte bir Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi sonuçta HDP, bir başka siyasi parti onun kapatılması çağrısı yapıyor.
Bir yandan işte kayyum sürecini siz anlattınız ve daha birçok işte sizin hakkınızda açılmış bir davada verilmiş bir karar var ki Demokratik Toplum Kongresi toplantısına katılmış olduğunuz için bir örgüt üyeliği cezası üstelik. Şimdi bir yandan da böyle bir tabloda çözüm süreci diye de bir hani yeniden başlayabilir diye de bir tartışma var. Hani bir beklenti mi dile geliyor yoksa gerçekten hani bunun nüveleri mi var? Çünkü hani iktidar partisinin Kürt oylarını da kaybettiği şeklinde çeşitli analizler var, araştırmalar var. Hani sizce bu bir temelli mi bu tartışma? Bu olabilir mi? Yani buradan reforma da dönüp hani bir reform kapasitesi var mı gerçekten iktidarın sizce? Bir reform kapasitesi maalesef yoktur. AKP kendi iradesini yitirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı politik iradesini yitirmiştir. Politik iradesi ipotek altındadır. Politik iradesine tahakküm edenler Vatan Partisi, Doğu Perinçek, MHP, Süleyman Soylu, Alaaddin Çakıcı gibi siyasal ve siyasal olmayan kişiliklerdir. Buradan bir barış projesi, buradan bir demokrasi projesi çıkmaz. Gerekse de meclis içerisinde grup başkan vekillerinin yaklaşımları ve politik olarak ifade ettikleri şey. Böyle reform olmaz. Reform var olan sorunları tanımlamak ve tanımlanmış sorunlar çerçevesinde sorunlara çözüm üretme potansiyelidir. Şimdi var olan sorunları tanımlamaya bakalım. Kürt sorunu diye bir sorun yok deniyor. Alevi sorunu diye, Alevi toplumun zaten varlığı kabul edilmiyor. Efendim Roman açılımı, Alevi açılımı 3 Haziran 2009'da başladı. Ne oldu? Yani bu potansiyel yok. Meclis kürsüsünden de söyledim. Adeta bir düşünce kabızlığı var. Ikınıp sıkınıp bir şey üretememe söz konusu. Şimdi hal böyle olunca bizim hükümetten şu andaki beklentimiz şudur. Hükümet siyasi atraksiyonları görünür görünmez arka planda ön planda fark etmiyor. Siyasi oyunları bir yana bırakarak Türkiye'nin önünü açmalı. Türkiye'nin eşit koşullarda, demokratik koşullarda seçime gidebilecek bir ortamını sağlamalıdır. Bunun dışında hükümetin yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü dediğim gibi hükümet iradesini kaptırmıştır ve bu iradeyi kaptırmada da aslında birbirlerinden razı olarak kaptırmışlardır. Bakar mısınız? Damat bakan azlediliyor. Bülent Arınç'a, aslında Bülent Arınç'a bir şeyler söyletildi. Sonradan bunun tepkileri ölçüldü ve Bülent Arınç da azledildi. Şimdi bakar mısınız? Aslında AKP şu anda üçe bölünmüş durumda. Ve bu üçe bölünmeyi hani meclis kürsüsünden de söyledim. Siz bize bölücü diyorsunuz. Biz asla bölücü değiliz ama şu konuda bölücü diyebilirsiniz. Biz AKP'yi üçe böldük. Nasıl böldük? Nasıl? 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya koyduğumuz siyasi projeyle büyük şehirler kaybedilince işte Mardin, Diyarbakır, Van HDP tarafından tekrar alınınca AKP aslında o yerel seçimde bitti. Aslında 7 Haziran 2015'te AKP bitmişti. Uzatmalara oynuyordu amiyane tabirle. Şimdi 31 Mart'ta ortaya çıkan tablo şunu sağladı. İçinden Deva Partisi, Gelecek Partisi çıktı. Şimdi Deva Partisi ve Gelecek Partisi farklı örgütlenmeler yapıyor. Dün veya önceki gün bir arkadaşım söyledi, şu anda anımsamıyorum kim söyledi. Bunlar muhalefetteyken demokrattırlar, Kürt sorununu kabul ederler, Alevi sorununu kabul ederler, yoksulluğu kabul ederler. İktidara geldiklerinde hepsini unutur bir yana bırakıp ceberrutluğun dik alasını yaparlar. Şimdi dikkat ederseniz Gelecek Partisi ve Deva Partisi de Kürt sorununa dair, işte diyelim ki TTB'ye dair. Onu bir soruya çevireyim ben de, hani notlarım arasına aldım. Çünkü hani hem Davutoğlu hem Babacan dediğiniz gibi Kürt sorunuyla ilgili sözler söyleyip hani gittikleri yere göre de örneğin işte Tunceli'de mesaj verirken
cemevlerine işte yani Alevilerin sorunları cemevlerine de ibadethane işte ibadethane statüsü. Hani aslında Davutoğlu da yürüttüğü bir programda 100 günlük bir programdı galiba. Hani listesinde bir o kaldı bildiğim kadarıyla. Bir iki başlığın içerisinde hayata geçirememişti. Hani bunlar sizin tarafınızdan nasıl değerlendirildiğini de özellikle sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bakınız Türkiye'de Kürt halkının varlığı kabul edilene kadar inanılmaz acılar, inanılmaz bedeller, ekonomik, evet, insani, doğal, bir tahribat, bir altüst oluş, bir trajedi ve bu acıları iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bakınız Türkiye'de devlet, hükümetler, Alevi toplumunun varlığını kabul etmiyor. Siz bakmayın cemevine gittiklerine. Bakmayın siz cemevine gidip de bir takım şeylere katıldıklarına, bizim aşure lokmalarımızın pay edilişine katılmalarına. Şimdi varlığı kabul edilmeyen bir toplumun hakları kabul edilmez. Biz Aleviler olarak varlık yokluk noktasındayız. Önce varlığımız kabul edilecek ki akabinde haklarımız gelsin. Şimdi AKP hükümeti, MHP hükümeti böyle güzellemelerle, örneğin geçen gün bize diyorlar ki, Hünkar Hacı Bektaş demiş ki incinsen de incitme. Bakar mısınız bizim yolumuzu, erkanımızı bize öğretmeye çalışıyorlar. Hünkar Hacı Bektaş incinsen de incitmeyi benimle sizin için söylemiş. Canlar, dostlar, arkadaşlar birbirinizden incinmeyin. Ama birisi gelip size saldırır, birisi gelir sizi taciz ederse aman ben incinmedim, tepki göstermiyorum. Böyle bir şey olur mu? Hünkar Hacı Bektaş bunu dememiş. Aksine tepki gösterin, kendinizi koruyun. Toplumu, ailenizi, çevrenizi, insanınızı, inancınızı, mekanınızı koruyun. Sahip çıkın demiş. Şimdi bizim çayın taşıyla çayın kuşunu vuruyorlar yani. Bizim inancımızı bize öğretmeye çalışıyorlar. Şimdi dolayısıyla varlığı kabul edilmeyen bir toplumun haklarının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz bu noktadayız. Onun için diyoruz ki 145 yıldır 1876'da anayasa yapılırken başlayan bütçe yapma süreci 145 yıllık süreçte Alevilerden alınan vergiyi başka inançlara harcadınız. Alevi toplumunun hiçbir ihtiyacını karşılamadınız. Kürt halkından aldığınız vergiyi başka eğitimlere, şeylere harcadınız. Ve bir hükümetin hizmet yapması demek yol yapmak demek değildir. Yol medeniyettir diyor. Peki soruyorum, yolsuzluk nedir? Yol medeniyettir, yolsuzluk nedir? Yol medeniyettir, doğrudur ama yolsuzluk da ahlaksızlıktır. Siz yol yaparken yolsuzluk yapıyorsunuz. Bunu medeniyettir diye örtmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de yapılması gereken şey, dediğim gibi, Türkiye'nin rahat, demokratik, eşit koşullarda seçime gidebilmesinin olanaklarını yaratmak ve hiç değilse Türkiye'ye bu hizmeti yapmaktır. Yoksa evet, Türkiye ekonomik olarak, Türkiye diplomatik olarak, Türkiye dış ilişkiler açısından, Türkiye kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz açısından, Türkiye eğitim politikası açısından, okullar açısından, tedrisat açısından, ekonomik açıdan, pandemi koşulları, maske vesaire nedeniyle tamamen çökmüş bir enkaz haline gelmiştir. Bu enkazı düzelteceğine, bu enkazın yarattığı travmaları, acıları düzelteceğine kalkmış AKP HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Sen ağzını açılmamak üzere kapatmalısın. Senin yaptığın politika değil. Sen inkar ve nefret suçu işliyorsun. Bu suçu işlemeye devam edersen kendi partine de, Türkiye'ye de, demokrasiye de inanılmaz tahribatlar yapıp zarar vereceksin. Sayın Bülbül, tabii sizin üzerinizden tartışma yürüyor ama hani aslında sizi de birleştiren bütün muhalefeti ortak birçok konudan bahsediyorsunuz. Bir çağrınız da var. Demokrasi ittifakı diyorsunuz. İşte o eleştirdiğiniz siyasi iktidarın politikalarına karşı. Muhalefete ne diyorsunuz? Bu çağrılarınız karşılık buldu mu? Bulacağını umuyor musunuz? Çünkü bu sistemde tek başına yol yürümek de çok mümkün görünmüyor. 50+1 gibi bir tabloda. Yani tabii bu konuyla ilgili eş başkanlarımız, eş genel başkanlarımız
grup toplantılarında ya da çeşitli vesilelerle yaptıkları mülakatlarda, basın toplantılarında gerekli şeyleri ifade ediyorlar. Bizim parti olarak muhalefete ve Türkiye'yi teşkil eden sosyal, kültürel, siyasi yapıya söylemimiz şu. Bakınız, demokrasi ve eşit yurttaşlık. Bu iki kavram Türkiye'nin bütün toplumsal değerlerini buluşturacak şeydir. Buna itirazı olan bir siyasal parti var mı? Buna itirazı olan bir muhalefet partisi var mı? Demokrasi ve eşit yurttaşlık. Başka tek tek sıralamıyoruz. Gelin Kürt sorununu çözelim, Alevi sorununu çözelim, şöyle onlar kalsın. Demokrasi ve eşit yurttaşlık bağlamında muhalefet bir araya gelme potansiyel ve becerisini sağlayabilmelidir. Bu insanlığa, bu Türkiye'ye, bu biraz önce saydığım kesimlere ama en fazla taciz ve tecavüze uğrayan kadınlara, çocuklara karşı insani, ahlaki, vicdani bir görevdir. Akan kanın durmasına, nefret ve şiddet dilinin ortadan kalkmasına, Türkiye'de siyasi, demokratik, insani iklimin, insani mevsimin açılmasına, ılık bir güneşin doğmasına başlangıç teşkil edecek şafak budur. Demokrasi, eşit yurttaşlık. Bu bağlamda bakınız, bizim elbette ki toplumsal muhalefete, siyasal muhalefete çağrı yapmak gibi bir görevimiz var ve bu olmalıdır. Ama bu olmuyorsa biz biraz önce saydığımız, bakın, emek örgütleri, efendim çevre kurumları, ki çevre mücadelesi Türkiye'de şu anda en önde gelen mücadelelerden birisi, efendim yöre dernekleri, kadın örgütleri, sağlık örgütleri, TTB ve benzeri, sağlık emekçileri, Kürt halkı, Alevi toplumu, Roman halkı, Türk halkı bu sistemden, bu bakış açısından rahatsız. Bununla teşkil edeceğimiz, biraz önce söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum ben. HDP Türkiye'lileşmiştir. Artık Türkiye HDP'lileşiyor. Türkiye'nin HDP'lileştiğini gören ve kendi iktidarlarının, kendi pozisyonlarının sona ereceğini gören bu anlayış HDP'ye kapatılsın diyor. Bu çok dikkate alınacak, umursanacak bir şey değil. Ama siyaseten tabii ki buna söz söylemek tabii ki dikkate almak gerekiyor. Ancak siyasi mülahaza ile telakki edilecek bir laf bile değil yani. Bir siyasetçi nasıl böyle bir şey söyler? Yani bu Hitler Almanya'sında, Mussolini İtalya'sında, Franco İspanya'sında, Salazar Portekiz'inde söylenecek bir şey bu. Demokrasilerde söylenecek bir şey değil yani. Ha, benim cezama gelince izninizle, evet, onunla birlikte şey söyleyeyim. Buyurun. Ben 2014 yılında Pür Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri sıfatıyla katılmıştım oraya. Ve orada da meclis kürsüsünde söylediğim gibi layık demokratik Türkiye, eşit yurttaşlık, Kürt sorununun çözümü, efendim insan hak ve özgürlükleri bağlamında bunlardan ne anlıyoruz? Bunları ifade ettim. Zaten DTK'nin işleyişi de bunun üzerine. Aradan 6 yıl geçtikten sonra, 4 yıl geçtikten sonra 2018'de henüz ben vekil olmadan dava açılmıştı. Bir dava da Ankara'da açılmıştı. Vekil seçildikten sonra avukatım sevgili Levent Kanat, o Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilim vekil seçilmiştir beyanında bulundu. Aynı tebliği biz Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de yaptık. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi durdurmadı, devam ettirdi. Evet. Anayasanın 83. maddesini ihlal etmiş oldu ve silahlı terör örgütü üyesi olmaktan, yani gülünç bir şey, bana 6 yıl 3 ay ceza verildi. Bunun hukukla, bunun adaletle, yürürlükteki yasalarda da bu suç bir alakası yok. Bu siyasi bir tutumdur, bu siyasi bir sonuçtur. Söyledim ben, yandaş yargının, yandaş hakiminin yandaş bir kararıdır. Evet. Sayın Bülbül, bu 2020 malum çok zor geçti. Depremler, işte pandemi, evet, ekonomik, evet, zorluklar. Bitmesini iple çekiyoruz.
Gelen 2020'ye dair yılın da son programlarını yapıyoruz. O nedenle sizin beklentiniz nedir 2021'e dair? Mesajınız ne olur? Teşekkür ediyorum. Yani zaman olgusu aslında insanın üzerinde farklı etkileri olan, farkında olmadan insanı ve toplumu yöneten bir tahakkümüdür zaman aslında. Hal böyle olunca tabii zamanı belli dilimlere ayırmışız. Biz işte bu bitiyor, şu başlıyor, bu bitiyor ve kendi kendimizi beklentilere sokuyoruz doğal olarak. Tabii 2020 yılı çok acı oldu. Bir başına pandemi ve pandeminin yarattığı sonuçlar açısından depremleri, farklı şeyleri, dünyada olup bitenleri bir yana bırakın sadece pandemi açısından. Tabii zaman faktörü, hani ilahi bir gücümüz olsaydı da zamana hükmedebilseydik. Ancak zamana hükmetmek şudur: adaleti, eşitliği tesis etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, paylaşımı adil yapmak gibi niyetleri ifade etmek lazım. Ben 2020 yılının, 21 yılının Türkiye halklarına, Türkiye'deki toplumsal gruplara, kadına, gençliğe, çocuklara, dünya halklarına eşitlik, özgürlük, adalet, pandeminin son bulduğu, sağlıklı bir yaşamın olduğu, çatışmaların bittiği bir yıl olmasını diliyorum. Bunun için de tabii biraz da mücadele etmek lazım. Kurumların, kanaat önderlerinin, halk temsilcilerinin, siyasal partilerinin bu konuda biraz rol alması, biraz mücadele etmesi lazım. Sonuç itibariyle zaman akıp gidiyor ama biz zaman akıp giderken durup bakmayalım. Yönlendirebildiğimiz kadar şekil vermeye çalışalım ve bu şekli de insanlık iradesiyle, çoğul olarak gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim düsturuyla Yunus'un eşitlik, adalet, insan hakları, temel özgürlükler üzere yapalım diyorum ve sizi ve izleyecek olan değerli dostları sevgiyle, saygıyla selamlıyor, yeni yıllarını kutluyor, mutluluk ve sağlık diliyorum. Sayın Bülbül, çok teşekkür ediyoruz. HDP Antalya Milletvekili, yayınımıza katıldınız. Biz de dileklerimizin ve bütün toplumlara katkı sağlayacak dileklerimizin gerçekleşmesi dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendik. Tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.